Adım İbiş Dağ. 1945 doğumluyum. 78 yaşındayım. Buralıyım. Üç kız, dört oğlan var. 2 tane engelli çocuğum var. Oğlana kardeşleri bakıyor, kıza da kız kardeşi var, o bakıyor. Hanımım vefat etti, 12. ayın 20'sine ondan beri. 5 aydır yalnız yaşıyorum. Ben Ankara'ya gidiyorum. Bir torunum var. Göz ameliyatı yaptırmıştık orada. Onun kontrolüne gidiyorum. Bizi buradan uğurladı. Güle güle gidin gelin dedi. Sabahına 7'de hastaneye vardık. Telefon çaldı. Komşu telefon etti. Dedi ki Ayşe ablamın dedi rahatsızlaştı, ambulans aldı Göksu'na gitti dedi. Doktor da biraz yatırak falan rahat et demiş. Demiş ki evde mağdur çocuğum var, kimse yok yanında demiş. Ben yatmam demiş. Tekrar telefon çaldı, aldım. Komşu aradı gene, dedi ki Ayşe ablamın durumu iyi değil. O oradan geldi, biz de oradan geldik. Aldık buradan gittik Maraş'a. Bilic gitti. 58 gün yoğun bakımda yattı. Takdir ilahi neyse ona boyun eğmek zorundayız. Özleme değil, hiç aklımdan çıkmıyor. Hiç aklımdan çıkmıyor. Biz şu yukarıdaki evde oturuyorduk. Lan dabanın kara betonu da buraya yaptırdım. Banyosunu, tuvaletini. Hoca dedi, buraya yaptırdık da ne kadar oturucuk acaba dedi. Bir boşluk hissettim. Şuradan içeri girer girmez gözüm doldu. Sabah kalktığımda inerim aşağı bahçeye. Orada kendime göre bir iş ayarlarım. Ufak tefek onlarla uğraşırım. Mutfağa geçerim. Kendi isteğimle neyi canım istiyorsa bir yemek yaparım. Oturur ufak ufak onu atıştırırım. Eşimi hatırlarım. Biraz üzülürüm, biraz sevinirim derken vakit yarın geçer. Sıkılsak ne yazar? Sıkılıyorum ama çare yok. Katlanacak, Cenab-ı Allah böyle münasip görmüş, ona boyun eğmek zorundayız. Biraz zor olsa da yapıyorum, haftada da bir gelirler. Maraş'tan çocuklar gelir, kız gelir, gelinler gelir. Evin ufak şeylerini temizlerler. Siler, süpür, giderler. Kalan işleri de ben ufak tefek yapıyorum zaten. Elim ayağım daha sağlam. Yemek her çeşit yaparım. Karna yarık mı den yaparım. Parmak kebap mı den yaparım. Kuru fasulye mi den yaparım. Dolma mı den yaparım. Ben aşçılık yaptım ya, lokantada çalıştım diyorum ya. Çok aşçılarla çalıştık. Dolma yapacak mesela, karı oturakla beraber yapak derdik. Beraber yapardık. Eskiden öküzle çit sürdük, ekin ektik, ekin biçtik, davar güttük. Bunlarla geçim temin ettik. Yazın yaylaya, kışın buraya. Hatta şöyle derdim ben, biz de yaylaya göçerdik. Davar oğlaktan seçerdik. Orakla kenger biçerdik, biz bu kışta da kışta da. Şu dağda davar güderdim, köye de seyir ederdim. Tandırda kömbe ederdim, ben bu kışta da kışta da. Bir hasta oldu muydu, kızamık hastası, bir çay pişirerek, dağ çayı. Dağdan toplarlar. Hani onu başkası götürdüyse o çaydanlığı, kazanda kaynatırlar, bekmezi koyarlardı içine. Tasa koyar, kafamıza diker içerdik. Yani böyle yaşadık yani biz. Eskideki duruşlar, milletin birbirine kaynaşması, birbiriyle sohbet etmesi şu andakinden çok üstündü. Yaylaya göçerdik, yan yana, çadır çadıra yan yana dururlardı. Şimdi iki kardeş bir arada durur. Zaman değişti. Ben şehir havası bana gelmiyor. Ben sıkılıyorum şehirde. Oturup sohbet edecek kimseye bulamıyorum ben şehirde. Ama burada çayhanemiz var. Oturuyor, sohbet ediyor. Allah'ım razı olsun çocuklarımdan. Hemen telefon edeyim, şimdi damlarlar buraya. Hayat ne olacak? Hayat kendime münasip, temiz bir aile bulursam evlenmeyi düşünüyorum. İşte akşam oğlum burada dört duvara bakıyor. Yanında bir çene yoldaşı olmasını istiyorum yani. Bazen diyorum, demez olmuyor. Mesela diyorum ki biz gömdük, göçtük de bu balık ne tez geldi geçti diyor. Yani ömrü gitmiş, haberimiz yok. Ömür geçmiş gitmiş, haberimiz yok. Nereden vardık buraya, bu yaşa nasıl vardık, nasıl ettik? Maraş'ta mı oturup baden içenler, ağ üstünden de karayları seçenler, Ceyhan Köprüsü'nden gelip geçenler, İnce bellimde bu sulardan içtim.